çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, Çocuk Deyip Geçmeyin programından herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım ve e-maillerden yola çıkarak açılan konularda detaylanmaya çalışacağım. Ancak bu hafta aslında şöylesi bir şey de yapmak istiyorum çünkü yoğun bir soru ve mesaj trafiği olduğundan dolayı sadece içlerinden bazen birkaç tanesini cevaplandırabiliyoruz. Bugün detaylanacak konularda bir iki tanesinde belki detaylıca cevaplar vermeyi düşünüyor. Ancak mümkün olduğunca geçen hafta gelmiş olan mesajların tamamına kısa da olsa cevaplar vermeyi düşünüyorum. Efendim eğer sorular çok önceden sorulmuş sorular değilse mümkün olduğunca kısa cevaplarla da geçiştirmek istiyorum bazı soruları. Önce Asiye'nin mesajıyla başlamak istiyorum. Asiye 17 yaşında bir genç kız ve Asiye şöyle bir soru sormuş. Selamun aleyküm hocam, ben 17 yaşındayım. Size iki sorum olacak. Birinci sorum şu. Annemle ne zaman tartışsam babam hep annemi savunuyor. Örneğin yemek yerken anneme ben bu yemeği beğenmediğim dediğimde annem yemezsen yeme ya da aç değilsin zaten diyor ve babamın kaşları, hareketleri, bana karşı tavrı hemen değişiyor. Sanki onun düşmanıymışım gibi oluyor. Bana vuracak ama kendini zor tutuyormuş gibi davranıyor. Ben o sırada çok kasılıyorum. Rahat davranamıyorum. Babamdan çok soğuyorum o sırada. Ama annemle iyi anlaştığım zamanlarda ise babam çok mutlu oluyor. Bana çok iyi davranıyor. Babamın yanında annemle rahat ilişki kuramıyorum. Acaba babam nasıl tepki verecek diye kaygılanıyorum. Bu yüzden babamla birkaç ay hiç konuşmadığım zamanlar da oldu. Gene anlamıyorum, bu duruma çok sinir oluyorum. Bu konuda ne yapmam gerekli diye sormuş Asiye 17 yaşında. İkinci sorusunu da okuyayım Asiye'nin. İkinci sorum şu, ben dışarıda kapalı bir kızım. Ama evde pantolon giymek istiyorum. Çocukluğumda hiç pantolon giymedim. İki tane pantolonum var. Ne zaman giysem babam bana hiç bakmıyor. Sert hareketlerde bulunuyor pantolonlu olduğum zamanlar. Bana vuracakmış gibi davranıyor. Hayasız, terbiyesiz kız diyor. Sadece annemin yanında giyecekmişim. Ama eteği giydiğimde hemen birden düzeliyor. Ben de görürsünüz evlenince her istediğimi yapacağım diyorum. Hep böyle tartışıyoruz. Bu sebepten babamla hiç konuşmuyorum. Surat yapıyorum. Konuşunca kabul etmiyor çünkü. Hiç esnek davranmıyor. Bıktım bu konuları tartışmaktan hocam. Cevabınızı annemle dinliyor olacağım. Ne yapmam lazım? Çok teşekkür ederim diye yazmış Asiye. Şimdi Asiye sana bir şey söyleyeyim. Hani o birinci sorunda sen annenle problem yaşadığın sırada baban geriliyor ya, yani muhtemel ki baban annenden çok çekiniyor olabilir. Yani baban annenin yanında yer almasa, annenin belki de sözünü işitecek diye ve senin de yanlış yola gideceğin diye ve böylelikle aileden kopacaksın diye, annenle baban, aslında baban annenle işbirliği yapmaya çalışıyor ve belki de kendisini de İşte annene sevdirmeye çalışıyor. Böyle davranışlarla aile bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Olabilir. Babalar anneyle, anneler babayla ne kadar bütün olarak hareket ettikleri sırada aslında zannediyorlar ki ailede bir bütünlük oluşuyor. Halbuki bu bir yanılsamadır. Ailenin bütünlüğü sadece karı kocanın arasındaki bütünlükten ibaret değildir. Ailenin bütünlüğü bir babanın adaletli davranmasıyla mümkündür. Eğer eşiyle kızı arasında adalet dengesini bozarsa bir baba, o zaman aile bütünlüğüne de zarar vermiş olur.
İster bu bozma kızının tarafında yer alsın, ister annenin tarafında, eşinin tarafında yer alsın. Adalet terazisi bozulduğu sırada ailenin içerisindeki gerginlikler ve kopuşlar başlar. Bir erkeğin, bir babanın, bir kocanın evin içerisindeki en önemli fonksiyonu, en önemli işi aslında adaletli olmasıdır, adil olmasıdır. Dolayısıyla hani diyorsun ya, bu programı annemle birlikte dinleyeceğiz diyorsun ya, o zaman annene bir iş düşüyor. Eğer böyle eşinin adaleti bozduğu, adil durumu bozduğu bir anlar yaşarsa, görürse eşinde, o takdirde o adaletin yerine gelebilmesi için eşiyle mutlaka konuşması lazım. Şu anda ben kızıma dedim ki sen aç değilsin dedim. Herhalde onun için yemiyorsun dedim. Ama senin bunu abartmana gerek yok ki, ben zaten kızımla konuştum. Belki de gerçekten aç değildir. Belki de gerçekten şu anda iştahı yoktur, canı sıkkındır, bir şeye morali bozulmuştur, dişlerini sıkmana o sırada gerek yoktu ki diyerek aslında kenarda bir yerde annen eşiyle konuşması lazım. Yani eşinin adil olabilmesi için anne, kadın, kocasına rehberlik yapması lazım. Hatta öyle bir rehberlik yapması lazım ki eğer burada benim hakkım gidecek olsa bile, yani ben efendim zor durumda kalkacak olsam bile, ben çok arzu ederim ki sen yine de adil bir karar verecek olsan. O takdirde sana olan saygınlığım daha da artar diyecek derecede eşine bir rahatlama, bir genişleme alanı sunması lazım. Öbür taraftan acaba annen yine düşünmesi lazım ki, bir kadın yine düşünmesi lazım ki, acaba eşimin beni devamlı destekliyor olması ailemiz için iyi bir şey mi oluyor? Yoksa bak kızımın dediği gibi, yarın evlendiğim zaman her bir şeyi yapacağım diyerek kızımı yarın bir başka adamın yanına, bir başka oğlanın yanına, yoksa bir dert olarak mı göndereceğim? Yarın o adam da diyecek belki de, yani ben senden şunları istiyorum, acaba yerine getirir misin diye. Çok makul istekler bile olmuş olsa, acaba kız o evin içerisinde zaten kendi evindeyken anne babadan yaşadığı bu baskıları üzerinde taşırken, bir de bir bakarsın ki normal makul bir isteği bile kocasına karşı tepkiyle karşılar. Hayır, yapmayacağım. Ben zaten kendi evimde de, kendi gençliğimde de, kendi çocukluğumda da hep kısıtlanmıştım. Artık beni kimse kısıtlayamaz deyip de ipin ucunu kaçıracak bir çocuk mu yetiştiriyorsunuz? Allah göstermesin. Yarın eşiyle olumsuzluklar yaşamasına, eşiyle mutsuzluklar yaşamasının zemini mi oluşturuyorum acaba diye anne burada dengeyi koruyabilmesi için eşine rehberlik yapması lazım. Ve kendiyle ilgili eğer öylesi bir kaygının olduğunu hissediyorsa, ki kadın hisseder, aslında kocasının niye böyle söylediğini, kendisine niye destek olduğunu, kendisine şirin görünmek için niye böyle yaptığını hisseder, adaletin bozulduğunu gören bir kadın kocasına mutlaka hayır, bu doğru değil buradaki davranışın demesi lazım. Bir ebeveynin kazanacağı en önemli yetenek adil olma yeteneğidir. Her şeye rağmen. Bir şey doğruysa gerçekten doğrudur. Bir şey yanlışsa gerçekten yanlıştır. Eğer bu yanlışı eşlerden, ebeveynlerden bir tanesi çocuğa iletiyorsa, bu giydiğin kıyafet doğru değil diye, yahut da şuradaki şu davranış doğru değil diye, ebeveyn eğer çocuğa iletiyorsa, bir ebeveyn iletiyorsa, diğer ebeveyn sükuneti becerebilmesi lazım. Çocuk o ebeveynin ikazından rahatsız olduğunda, incindiğinde teselli olarak gerekirse babanın kucağına gitmesi lazım. Annem içeride beni incitti baba dediği sırada kuzum demesi lazım. Annen aslında o sözü şundan dolayı söylemiştir ama galiba biraz sert davrandı. Gel seninle biraz oturalım diyecek derecede bir tanesi yumuşatıcı, bir tanesi ise evin içerisinde evet çocuğa kuralları, kaideleri hatırlatıcı ve kendisi de uygulayıcı olması lazım. Kural ve kaideleri hatırlatan, evde kural koyan, evde otorite olan kişi eğer erkek olursa, baba olursa ve bunu da Hazreti Ömer adaletiyle birlikte yaparsa, o evde o zaman kimse gerilmez, o evde kimse kendini kaygılı hissetmez. Ama eğer adalet bozulursa aile bütünlüğü de bozulur. İkinci soruda Asiye, pantolon giymek istiyorum. Pantolon giydiğim zaman babam suratı asık oluyor, hayasız, terbiyesiz kız diye söylüyor. Asiye,
sen bundan rahatsız olduğundan dolayı ve senin dünyan bunları kabul etmediğinden dolayı babanla küstüğünü ve hatta birkaç gün sürdüğünü bu küslüğün söylüyorsun. Aslında doğru bir şey yapmıyorsun. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Bir ebeveyn çocuğuna hayasız diye söylerse o dua yerine geçer. Hayasızlığı devamlı duyan bir çocuk hayasızlık yapmaktan çekinmez bir süre sonra. Aşağılık cümleleri duyan bir çocuk bir süre sonra aşağılık davranışları yaptığı sırada çekinmez. Çocuğa böylesi küçük düşürücü, böylesi alçaltıcı, böylesi efendim ileride kendisini suçlu hissettirici cümleler bir ebeveyn tavrı olamaz. Doğru bir ebeveyn tavrı olamaz. Dolayısıyla Asiye, peki ben ne yapacağım? Baban aslında şunu yapmaya çalışıyor galiba, ben mesajının içerisinde onu gördüm. Annenle şu anda oturup konuşabilirsiniz. Baban iyiyi oluşturmaya çalışıyor. Senin iffetinle, senin namusunla, senin kişiliğinle, senin o hanımefendi halinle yetişmesini arzu ediyor. Ancak kullandığı yöntem yanlış. Aşağılayarak, küserek, dişlerini sıkarak, yumruklarını sıkarak, sanki vuracakmış gibi yaparak iyiliğe doğru gitmez ki insan. Bu şekliyle cennete doğru götürmüş olsanız bile bir insanı girmez ki cennetin kapısından içeri. Ya sen çekil kenara, ben ondan sonra girerim der. Böylesi ebeveyn tavrı doğru bir tavır değil. Burada annenle işbirliği yaparak babanı yumuşatmaya çalışın. Baban annene düşkün olduğu kadar sana da düşkün olabilir. Sen onun evladısın, o onun eşi, siz bir ailesiniz. Dolayısıyla kendini sevdirecek davranışlar içerisinde bulun Asiye. Babandan uzaklaşıcı davranışlar içerisinde değil. Küsmek problemi çözmez, daha da büyütür. Bakiye Hanım'ın mesajı var sırada. Selamun aleyküm Adem Bey. Daha önce mail attım ancak cevap alamadım. 12 aylık bir oğlum var. Babasıyla ayrıyız. Mahkememiz devam ediyor. Ayrılmak istememdeki sebep eşimin çok sinirli olması ve öfkesini kontrol edemiyor olması. Hem bana hem de kendine zarar veriyor. Mahkeme raporu eşimde sınırda kişilik organizasyonu ve narsist kırılganlık kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Ama bunlara rağmen bebekle görüşmesinde sakınca olmadığına heyet raporu verildi. Ben babasıyla ilişki kurmasını istiyorum ama bir uzman gözetimde olmasını istiyorum. Haftada bir gün 5 saat babası alıp evine götürüyor. Fakat bebek geldiğinde çok hırçın oluyor, beni ısırmaya çalışıyor. Özellikle erkeklerden çok garipsiyor, seslere karşı çok tepki veriyor. Bu süreç beni endişelendiriyor. Sizce bu aşamada nasıl önlemler almalıyım? Çocuğum da ilerisi için bir sorun oluşturur mu? Şimdiden teşekkür ederiz diye sormuş Bakiye Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani evet, ortada bir şiddet var. Bir eşin eşe şiddet uygulayarak onu adam etmeye çalışması çirkin bir davranış. Ancak bir de bunun sebebini söylüyorsunuz. Narsist kişilik bozukluğu, sınırda narsist kişilik bozukluğuna sahip olduğu için bir türlü anlaşamıyoruz eşimle. Ondan dolayı ayrıldık diye söylüyorsunuz. Ama keşke şöyle olsa. Hani dünyalık iş bunlar. Nedir? Bir trafik kazası geçirmiş olsa insan, eşi, ayağı kırılmış olsa, vücudu tutmuyor olsa, felç geçirse, bir yangın çıksa yüzü yansa, elleri kopsa, bir kazada vücudunun belli yerleri artık işlevsiz kalsa, böylesi bir durumda diğer eş onu terk eder mi? Ya da bir hastalık durumunda, kanser oldu eşiniz, terk eder mi? Terk etmemesi lazım. Ya ne yapması lazım? Tedavisi için rol oynaması lazım. Ama eşim kanser olduğundan dolayı çok sinirli ve hırçın davranıyor bize. Evet, doğru. Kanser öylesi bir rahatsızlıktır ki kişiyi kendi derdiyle, kendi duyularıyla, kendisini dinlemesiyle insanı meşgul tuttuğundan dolayı kişiyi gerer. Ağır rahatsızlıklar kişiyi gerer. Aynı onun gibi. Nasıl ki bir kişi narsist bir kişilik bozukluğu taşıyorsa, eşin onu terk etmesi değil, hele ki ortada bir çocuk varsa, onu tedavisini, onun rehabilitesini temin etmeye çalışması lazım. Terk etmek kolay ya da bırakmak kolay, ben artık seni çekemiyorum demek kolay. Ama siz dağıldığınız zaman, ipi kestiğiniz zaman, tesbihin boncukları yerlerde saçılıverir. Sonra hangisini toplayacağınızı şaşırırsınız. Yerinizde olsam Bakiye Hanım, acaba yeniden
o mahkeme sürecini durdurma, yeniden bir birlikte olabilme şansınız varsa eşinizin tedavisinde rol oynamaya çalışın. Düşünün ki kendi çocuğunuz, kendi oğlunuz 12 aylık şu anda. Böylesi bir rahatsızlığa yakalanmış olsa, bir narsist kişilik bozukluğu rahatsızlığına yakalanmış olsa ve eşiyle problemli olmuş olsa, eşi de artık ya seni çekemiyorum deyip gitmiş olsa, siz de oğlunuzu atabilir misiniz? Yoksa ona sahip mi çıkarsınız? Eşinizi anlamaya, eşinizi bir anne şefkatiyle sahip çıkmaya davet ederim ben sizi ve böylelikle onun tedavi sürecinde rol oynamaya davet ederim sizi. Olabilir, böylesi bir problemde ben de zarar görüyorum diyorsanız eğer, o zaman ayrılarak değil de belki bir süre dinlenerek, kenara bir yere çekilerek, kendinizi bir yere sığınarak, annenizin yanına sığınarak ama ayrılarak değil, eşinizin bu tedavi sürecini tamamlamasını beklerim eğer zarara uğruyorsanız. Ayrılmak çünkü çok kolay ama gerisini toparlamak çok zor. Peki böylesi bir durumda bir uzman denetiminde çocuğumu göstermek istiyorum. Bu çok yanlış bir şey olur. Eğer çocuğunuza, yani eşinizin akli dengesi bozuk değilse, çocuğunu tanımayacak derecede, sanki çocuğunu parçalayacak derecede eğer eşiniz bir garip haller, ruhlar yaşıyorsa o zaman dediğiniz doğru olur. Ama bir baba akli dengesi yerindeyse, ister narsist kişilik bozukluğu olsun, ister başka bir bozukluk olsun, hiç fark etmez. Kuzusunu aldığında koklar baba. Dolayısıyla eşinize karşı bu kadar hani zarar verici ve size zarar verdiği gibi aynı zamanda bir 5 saatlik zaman dilimini de çocuğuna zarar verici olarak düşünmeniz yanlış olur. Hele ki bir baba için kaldırılamaz bir yüktür. Yanında bir uzman olacak. Hadi şimdi kokla çocuğunu ya ısırırsan. Bu bir baba için çok onur kırıcı bir şeydir. Hayır, bence bu kadar kaygı yeter size. Sakin olun. Acaba ayrılmadan bu işi çözebilir miyim diye düşünün. Ve daha da ötesinde babayla oğlun buluşmasını bu şekli düşünerek engel olmaya çaba sarf etmeyin. Kim bilir belki de çocuğunu koklaya koklaya babası narsist kişilik bozukluğundan da arınmış olur. Rabia Hanım'ın mesajı var. Rabia Hanım, hocam merhaba, ben 3 çocuk annesiyim. Sizi 2 yıldır dinliyorum. Benim sorum kız kardeşim ile ilgili. Kardeşimin 9 ve 7 yaşlarında üvey kızları var ve 4 yaşında kendi oğlu var. Özellikle büyük kızla anlaşamıyorlar. Anne olarak benimseyemiyor. Annesine karşı saygısız. Babaannesine çok düşkün. 2 ayda bir babaannesiyle görüşüyor. Babaanneye sürekli annesini şikayet ediyor. Anne de çocuklara karşı sert. Kız kardeşim büyük kızıyla arasını düzeltmesi için ne yapmalı? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun diye sormuş Rabia Hanım. Kısa kısa cevaplar verecek olursam bu türlü mesajlara. Madem ki sert davranıyor kendi belki eşinin önceki çocuğundan olan çocuklarına, ne yapması lazım? O zaman sert davranmaması lazım. Sevemiyorum, o zaman sevmek için çaba sarf etmesi lazım. Ne yapmam lazım? Şefkatle sahip çıkmak lazım. Çocuklar da kendini benimsemedi, sevmedi. O zaman kendisini sevdirebilmek için yol ve yöntemler denemesi lazım. Bunun da zeminini kim bilir belki baba hazırlaması lazım. Kim bilir belki babaanne de hazırlaması lazım. Çocuklar çünkü anneyi, yani ikinci eşi sevebildiği kadar, üvey kelimesini ben kullanmak istemiyorum. Çünkü üveylik diye bir şey çocukların zaten bağlanmasına da engel olur. Çevrede de eğer böyle söyleniyorsa, o senin üvey annen, üvey üvey diye bir şey söyleniyorsa çocukların bağlanmasına da sebep olur. Babasının bir başka kadınla yeniden evlenmesine de tepki göstermiş olabilir çocuklar. Ama burada ablanızın eşi, kayınvalidesi ve çevresi tarafından çocukların bağlanmasına yardımcı olması lazım. Ve özellikle de ablanızın şiddeti bırakması lazım kendisini sevdirebilmek için. Elvan Hanım'ın mesajı var. Hocam, kitaplarınızdan 3 tanesini bebeğim daha doğmadan aldım ve okudum. Şu an oğlum 1,5 yaşında. Size sorum, oğlumla nasıl kaliteli zaman geçirebilirim ve bilinç altında daha şimdiden İslamiyet'i, din ahlakı oyunlarla nasıl yerleştirebilirim diye sormuş Elvan Hanım. Elvan Hanım, din ahlak gibi kurallar oyunlarla çocuğa yerleştirilmez. Siz hangi dinde, hangi kuralda, imanın hangi noktasında derinseniz çocuk sizi görerek orada derinlik kazanır. Siz Kur'an okuyan bir anneyseniz Kur'an okuma oyunu oynamanıza gerek yok. Siz Kur'an okuyun, çocuk da Kur'an okuyan bir
keyfe bürünür. Siz namaz kılan bir anneyseniz, siz namaz kılın, çocuğunuz namaz kılan bir annenin yanında namazın keyfini yaşar, onun derinliğini yaşar. Bir de bakarsınız ki çocuk 2 yaşında, ayağı yeni yeni kalkmış, işte yeni yeni çat pat kelimeler kullanıyor. Sizle beraber yatıp kalkmaya başlar. Oyunla din öğretilmez Elvan Hanım. Sevgi Hanım'ın mesajı var. Merhaba, size sorum şu. Oğlum TV'de ezan, dua veya Kur'an-ı Kerim okunduğunda hemen değiştiriyor. Bu davranışı şöyle kazandı. TV'de çıktığında baba saygısızlık olmasın, yorgunum, yatıyorum, değiştirelim bari diye, yemek yiyoruz saygısızlık olur diye televizyondaki ezanı, Kur'an'ı değiştirdi hep. Şimdi izlemiyor ve dinlemiyor. Çocuğum bu sefer değiştirelim diyor. Babası bir de çocuğun her türlü eğitimi anneye aittir diyor ve dini konularda da bana bırakıyor. Çocuğun eğitimi hiç mi babaya ait değildir diye yazmış Sevgi Hanım. Şimdi Sevgi Hanım, burada aslında doğru olan davranış şu olması lazımdı. Yani evet, insan yoruluyor. İnsan fiziğini bazen taşıyamaz halde ceset gibi koltuğa bırakıveriyor. O sırada da ezan okunuyor. O sırada da Kur'an okunuyor radyoda, dışarıda, herhangi bir yerde. Burada radyoyu değiştirmek yerine, Kur'an'ı değiştirmek veya kapatmak yerine çocuğa irade kazanma eğitimi için bir fırsat olduğunu düşünmesi ve son belki de enerjisini artık o ezanı dinlerken sarf etmesi, yani doğrulması lazım ki bir babanın, bir annenin Kur'an'ı öylece dinliyor olması lazım ki ezanı öylece doğrulmuş bir vaziyette ve saygın bir şekilde dinliyor olması lazım ki çocuğun manevi eğitimi de o sırada gerçekleşmiş olsun. Çünkü çocuk neyi görürse öyle olur. Şimdi eğer çocuk televizyonda Kur'an okunuyor, kapatın şu Kur'an'ı dediği sırada, ya yatıyorum zaten kalkamıyorum aya dediği sırada, o zaman çocuk o Kur'an'dan rahatsız olmaya başlar. Sadece yattığı sıralarda değil, her halinden rahatsız olmaya başlar. Doğru tavır bu olması lazımdı. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Yapacağınız şey şu, bu saatten sonra işte çocuğunuzla yeniden konuşup, ya oğlum ben yanlış yaptım, zaman zaman televizyonu kapattım, kendim doğrulmam lazımken, halbuki ben dini bütün bir aile olmak istiyorum evin içerisinde. O yüzden doya doya, kana kana evin içerisinde okunan Kur'an'ları dinlemek istiyorum. Ha, televizyondan Kur'an okunmasından, radyodan Kur'an dinlenmesinden, efendim siz çoğu zaman kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız, devamlı okunuyor ve devamlı tetik halinde durmak zorunda ama bunu da bir türlü yapamıyorsanız, o takdirde zaman zaman hiç olmazsa o radyoyu, o televizyonu açın ki açıldığı zamanlarda hiç olmazsa saygıdeğer bir vaziyette olun. Mesela Kur'an okunuyor, aynı zamanda da yemek yiyorsunuz değil mi? O zaman şöyle yapmaya çalışın. Önce Kur'an'ı dinleyip ondan sonra yemeği yemeye çalışın. Yahut da yemek esnasına gelindiği takdirde o radyoyu, o televizyonu açmamaya çalışın. Yani kapatmaya değil de hiç açmamaya çalışın. Sofra kurulup yemek yendiğinde efendim böylelikle Kur'an olmamış olur. Sevgi Hanım diyor ki çocuğun manevi eğitimi anneye aittir. Doğru, anne manevi eğitimi o şefkat dolu haliyle daha damıtarak, daha sindirerek, daha demlendirerek, daha dinlendirerek sunabilir. Ancak anneye aittir sadece demek yanlış olur. Mesela biraz önce tarif ettim. Çocuk namazdaki direnci baba da öğrenir. Baba eğer vakit namazlarını diyelim ki eğer camiye gidip geliyorsa, hay aslan babam ya nasıl da gidiyor böyle sabahın erkeninden kalkarak diye çocuk camdan bakarken babasına, aslında o sırada bir şey kazanıyor. İrade kazanıyor. Hiçbir ibadet de iradesiz olmaz. Ben hacca gideceğim. Aman kim gidecek şimdi? İhramdan bahsediliyor, uçaktan bahsediliyor, vizeden bahsediliyor. İradesi yok çocuğun. Dolayısıyla ne kadar manevi bilgi verilirse verilsin, ki sadece manevi bilgi vermek de anneye ait bir şey değildir. Erkekler kendi arasında toplandığı zaman, genç delikanlı oraya oturduğu sırada veya 3-5 yaşındaki bir çocuk oraya oturduğu sırada, eğer bir peygamber efendim sohbetleri yapılıyorsa, eğer bir efendim manevi sohbetler yapılıyorsa, çocuk o sırada indirek olarak direkt kendisine hitap edilmemiş olsa da o atmosferin maneviyetini yaşar. Dolayısıyla evet, anne ve manevi eğitimde güzel rol oynayabilir ama manevi eğitim tamamen anneye aittir demek oldukça yanlış olur. O olmuş olsa irade olmayacak.
Hayır, bir bütün içerisinde olması lazım Sevgi Hanım. Melek Hanım'ın mesajı var. Melek Hanım şöyle yazmış. Bir aydır sizi dinliyorum. Hep çocuklarla ilgili çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama anne baba hakkında da şeyler söyler misiniz diye yazmış. Çocukla ben kendim dikkat ediyorum. Babası o türlü şeylere dikkat etmiyor. Ne yapabilirim diye yazmış Melek Hanım. Melek Hanım, ben pazar günkü programları, canlı yayınları aile ekseninde yapmaya çalışıyorum. Yani pazar günü eğer eşinizle birlikte saat 11'de radyonuzun başında bulursanız, o takdirde siz eşinizle birlikte karı koca ilişkileri, baba ile çocuk arasındaki ilişkiler, bir aile düzeniyle ilgili şeyler de duyarsınız. Dolayısıyla sadece çocuk ve anne baba değil, hayır, eşler arasındaki şeyi de pazar günkü programda ele almaya çalışıyorum. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle yeni evlenecek olan gençlere. Şimdi gençler evlenirken kendilerine eş seçiyorlar. Eş seçerken işte kaşı, gözü, boyu, kilosu, efendim bir de eğitimi, eğer erkekse de işte biraz paralı pullu olmasına çok dikkat ediliyor. Evet, doğru. Kişi kendi yanında bulunacağı, kendisiyle efendim bir ömür geçireceği kişinin fiziğine de dikkat etmesi lazım. Efendim kendisinin içinin akması lazım. Kendisinin ona yakınlığı hissedebilecek bir efendim o fiziksel özelliğinde araması lazım, ancak bunlar evlilikte çok geçerli şeyler değil. Evlendiği sırada artık kişi o fiziksel özelliklerden daha çok insan olma özelliklerine bakıyor. Ve kendisinin de en çok insan olma özellikleri dikkatini çekiyor. Ve çok daha önemlisi, kendisi eşiyle anlaşıyor olsa da, ruhen anlaşıyor olsa da, bir süre sonra bir şeyi fark ediyor. Ya babalık yapamıyor, duyarsız. Ya da annelik yapamıyor, çocuğa karşı duyarsız. Dolayısıyla gençler evliliklerini tercih ederlerken, evet, kendilerine göre bir takım kıstasları olması lazım. Ancak onun yanına bir şey daha düşünmeleri lazım. Ya bu adamdan baba olur mu? Bu oğlandan baba olur mu? Kendilerine eş seçerken aynı zamanda çocuklarına baba seçmeleri lazım. İşte görüşmeler sırasında, tanışmalar sırasında, dünürlerin gelmesi gitmesi istenmeler sırasında, kıza fikir sorulduğu sırada, eğer bu programı dinliyorsanız sadece kendinize eş ve kendinize heyecan oluşturacak birisi değil, kaşıyla gözüyle değil, adamın kaşı var gözü var baba değil ama, baba olamaz ki bu. Kendine eş seçen aynı zamanda bir de çocuğuna baba gözüyle baksın ki bu kişi baba olabilir mi? Ya da efendim kendine eş seçen çıtı pıtı maşallah çok böyle hanım hanımcık bir kız, bunu işte eş olarak ben oğluma almak istiyorum. Ya da ben bununla evlenmek istiyorum. Çok tatlı bir kız. Kendine eş seçen aynı zamanda çocuğuna da anne seçmesi lazım. Bu özellikler gençler arasında, bu durum gençler arasında çok dikkat edilmediğinden dolayı bir süre sonra evliliklerde bir bakıyoruz ki evet, evlilik yolunda gidiyor ama babalık yolunda gitmiyor, ama annelik yolunda gitmiyor. Zaten çok problem de, ebeveyn arasındaki en büyük problemler de çocuğa karşı davranışların farklı olmasından kaynaklanıyor. Ayşe Hanım'ın mesajı var. Şöyle yazmış Ayşe Hanım. Saygıdeğer Adem Hocam, sizi yaklaşık 3 yıldır dinliyorum. Bugüne kadar çocuk eğitimi konusunda sizi gerçekten bir doğru olarak gördüm. 5 yaşında bir kızım ve 6 aylık bir oğlum var. Şimdiye kadar her şey çok güzeldi. Kızım problemsiz maşallah. Çok uyumlu bir çocuk. Kardeşiyle de arası gayet iyi. Bana her konuda yardımcı, anlayışlı bir çocuk sayenizde hocam. Ancak biz evde kayınpederimle birlikte yaşıyorduk. Kendisi çok iyi bir insan, fakat yakın zamanda hastalanıp bakıma muhtaç duruma geldi. Şu anda hem çocuklarıma hem kayınpederime bakıyorum. Akşama kadar hiç boş zamanım olmuyor. Çoğu zaman namazımı bile kılacak zaman bulamıyorum. Kayınpederimin rahatsızlığından dolayı komşuya dahi gidemiyorum. Hiçbir sosyal yaşantım kalmadı. Dolayısıyla çocuklarıma da fazla zaman ayıramıyorum. Ancak temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor gücüm. Eşim durumun farkında ve çok anlayışlı bir baba. Pazar günleri mutlaka kızımı babasıyla gezmeye gönderiyorum. Hem kayınpederimin durumuna, hem kendi durumuma, hem çocuklarımın durumuna, hem de eşimin durumuna çok üzülüyorum. Biz bunu en az zararla nasıl atlatırız hocam? Çocuklarım bu durumdan nasıl etkilenir? Lütfen bana yardımcı olun diye yazmış Ayşe Hanım mesajında. Ayşe Hanım, size bir şey söyleyeyim mi? Siz şu anda kayınpederinize o hastalıklı, o hasta durumunda hizmet ediyorsunuz ya,
Aslında çocuklarınıza neyi öğretiyorsunuz biliyor musunuz? Kendi yaşlılık ve hastalık durumunuzda bir yaşlıya ve hastaya nasıl itina ile bakılır onu öğretiyorsunuz. Bu sizin için büyük bir şans. Efendim babacığım diye babanızın yanına, kayınpederinizin yanına gidiyorsunuz ya. Onun giyemediği şeyleri, yiyemediği şeyleri hiç yüzünüzü dahi asmadan olur babacığım döküldü ama ben hemen toplarım şurayı diyorsunuz ya. Aslında daha sonra size nasıl davranılacak olduğunu zeminini hazırlıyorsunuz şu anda. Dolayısıyla şu andaki durumu siz efendim kayınpederime hizmet ediyorum, çocuklarımı ihmal ediyorum diye değil. Allah size şu anda çocuklarınıza kendi yaşlılık durumunda nasıl davranılacağının eğitimini verdiriyor evin içerisinde. Siz bu gözle bir bakmaya çalışın. Bu bir. İkincisi, çocukla birlikte olmak demek illa oyuncakları dökelim de şurada oynayalım demek değildir. Çocukla birlikte olmak demek yaşamın içerisinde çocuklara da yer vermek demektir. Örneğin 5 yaşınızdaki kızınızla birlikte eğer dedeye, kayınpederinize hizmet ediyor olsanız o takdirde zaten çocuğunuzla birlikte zaten onunla ilgileniyorsunuz demektir. Kızım şunu alır mısın? Kızım dedene bir peçete getirebilir misin? İçeriye oturdunuz, dedene şöyle bir yumuşak bir şey hazırlayalım da gel kızım sen bunları yap, ben de şunları yapmaya çalışayım. Kızım şurasını bir silebilir misin? Kızım şunu bir karıştırabilir misin? Diyerek eğer dedeye hizmeti, kayınpedere hizmeti kızınızla birlikte yapmaya çalışırsanız o takdirde siz zaten kızınızla bir bütün içerisinde olursunuz. Artı eşiniz de bu konuda size zaten destek oluyorsa bu da güzel bir fırsat. Ancak bir şey değiştirmenizi tavsiye ederim. Hani pazar günü alıyor çocukları dışarıya çıkıyor diye bir şey söylediniz ya eşiniz. Aslında bazen de şöyle yapabilirsiniz. Siz kızınızla birlikte ya da çocukla birlikte babayla oğul yani kocanızla babası birlikte kalarak evin içerisinde siz de biraz nefes almak için dışarıya çıkabilirsiniz. Eşiniz çocukları sizden ayırt ederek biraz dinlenmenizi sağladığı gibi aynı zamanda kayınpederinizden de bir nefes alma derecesinde kendisi meşgul olurken siz biraz dışarıda nefes alabilirsiniz. Ayşe Hanım bunu kendinize bir ikram olarak düşünün. Ben şöyle düşünüyorum. Yaşlılar evlerde Peygamber Efendimizin bir varisidir. Onun temsilcisidir. Ve siz ona hizmet ederken, Allah rızası için ona hizmet ederken, aynı zamanda Efendimiz'e hizmet ediyor gibi kendinizi düşünürseniz, zannedersem birçok şey zaten çözülür. Gül Hanım'ın mesajı var. Selamun aleyküm hocam. Öncelikli olarak ben de sizi tanıdığım için mutluyum. Sıkıntım eşim ve ailesiyle ilgili. En baştan bu yana bir damla da olsa anne sütü olsun diye bebeğimle uğraştım. Fakat eşim yeter artık ne gerek var, uyuyor çocuk, emzirme, başımın etini yedi devamlı. Kalk iş yap, çocuğunu bırak kenara diye bana yaklaştı. Anne sütünün faydalarını da anlatmaya çalışıyorum eşime. Fakat o halen emzirme, bıraksın istiyor benden. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana gelen cevabınızı da kısmet olursa eşime de okutacağım. Bir de emerek uyuyor ve sallayarak onları kendi kendilerine uyutmaya nasıl alıştırabilirim? Bir de kendilerine olan özgüvenini geliştirmesi için hayır dememek mi gerekiyor? Allah razı olsun sizden. Rabbim sizi ailenize bağışlasın diye yazmış Gül Hanım. Allah razı olsun Gül Hanım. Sizi de Allah ailenize bağışlasın. Son cümlenizden yola çıkarak cevaplandırmaya çalışayım. Son sorunuz. Çocuğa hayır dedikçe özgüveni gelişmez. Çocuğa hayır dedikçe çocuk duyarsızlaşır. Çocuğa hayır diye hitap ettikçe hırçınlaşır. Çocuk engellendikçe hırçınlaşır. Aileler, anneler bir şeyi öğrenecekse evet demenin gücünü öğrenmeleri lazım. Evetle yol açıcılığın gücünü öğrenmesi lazım. Evetle aile içerisinde güç kazanması lazım. Size bir şey söyleyeyim mi? Peygamber Efendimiz kendi yaşamı içerisinde öyle tarif ediliyor ki La ilahe illallah'tan başka la kelimesini kullanmadı. La hayır demek. Yani şu demek isteniyor. Peygamber Efendimiz La ilahe illallah'tan başka hiçbir şeye hayır demedi. Dolayısıyla evetin kendi içerisinde bir gücü var. Ben yurt dışında bulunduğum sırada okuduğum bir kitap vardı. Bir psikoloji kitabı vardı. Ünlü bir psikoloğun evetin gücüyle ilgili yazmış olduğu bir kitap vardı. Evetin gücünü keşfetmek diye. Çocuğa hayır diye yaklaşmak çocuğu hırçınlaştırır Gül Hanım.
eşinizin de sizin emzirmeye karşı olduğu tavır, yani bir hekimle görüşebilirsiniz, belki bir psikologla görüşebilirsiniz, bir emmenin çocuğun ruhsal gelişimi için nasıl fayda sağladığını eşinize de dinletebilirsiniz. Ama muhtemelen eşiniz, hani kayınpederimle birlikte yaşıyorum diyorsunuz ya, siz çocukla bir kenara çekilip onu emzirmeye çalıştığınız sırada evin işlerini ihmal ediyorsunuz diye acaba kaygılanıyor olabilir mi? Yani kendi babasına hizmette acaba eksik kalıyorsunuz diye. Ya nerede bu kadın, yine içeride ne yapıyor, içeride çocuk emziriyor. Ya bırak şu çocuğu emzirme, evin işlerine bak. Aslında orada sizi emzirmekten alıkoymak değil de muhtemelen evin efendim işlerinden kenarda durduğunuzu düşündüğünden dolayı acaba oraya yöneliyor olabilir mi? Belki de eşinizle bunu konuşmanız lazım. Yani elimden geldiğince evin işlerini aksatmamaya çalışıyorum. Sen bazen aksadığını görüyorsun ama yine de ben aksatmamaya çalışıyorum. Azıcık sen de destek olsan, emzirmek bunun için önemli diye de bir kişiyle konuşmuş olsanız, bir hekimle gittiğiniz zaman bir doktorla, çocuğunuzu doktora gösteriyorsunuz, bir doktorla konuşmuş olsanız inşallah eşiniz de emzirmeye çok karşı çıkmaz o zaman. Problemin ne olduğunu aslında ortaya çıkartmak lazım. Hani bazen problemler öyle hani gizli kapaklı oluyor da başka şeyler konuşuluyor. Burada Gül Hanım'ın probleminde eşi muhtemelen, kocası muhtemelen evin işlerinin aksadığından dolayı Gül Hanım'ı başka alanda kıstırmaya çalışıyor. Emzirme şu çocuğu diye. Niye? Evin işleri yapılsın diye. Problemin ortaya çıkartıcı konuşmalar yapılması lazım. Ya nedir buradaki amacın? Neyin peşindesin? Neyin şeyini oluşturmaya çalışıyorsun? Benimle bir direkt konuşur musun? Neyi aksıyor ya da nedir problem diye? Her alanda problemleri gizli tutmak, problemlerden kaçmak yerine problemlerle yüzleşmek lazım ki o problemler çözülebilsin. Buse Hanım'ın mesajı var. Merhaba Adem Bey, benim iş yerimden bir ablamın 16 yaşında bir oğlu var. Henüz lise öğrencisi, yaklaşık bir senedir Allah'a inanmadığını ve somut nedenler aradığını belirtiyor. Bu durum karşısında anne çok üzgün fakat elinden bir şey gelmiyor. Bir yakınımız sizi önerdi. Konu aslında çok derin fakat burada aktaramayacağım tam olarak. Sizinle özel bir görüşme yapmak istiyoruz. Lütfen bize geri dönüş sağlayın, yardımınızı bekliyoruz diye yazmış Buse Hanım. Şimdi Buse Hanım, böylesi bir durumda 16 yaşındaki bir çocuk, Allah'ın varlığına somut delil alıyorum diyen bir çocuk, kendi başına bu delilleri bulması zor olabilir. Çünkü insan, yani bu kadar koşturmaca bir hayatın içerisinde ancak kendini inzivaya çekmesi lazım ki, bir dağın başına çekmesi lazım ki, bir ağacın tepesine bir kuş gibi tünemesi lazım, geceyi orada geçirmesi lazım ki, kainata farklı bir gözle bakabilmesi lazım ki, insanların koşturmacasına ve acelesine, insanların içine girmeden kenardan bakabilmesi lazım ki, bu kainat tek başına değil, tepemizde dönen bu küreler tek başına değil diyebilsin. Ama bir genç, 16 yaşındaki bir çocuk, ben Allah'ı arıyorum diyerek tabii ki arayabilir. Ama şu andaki bu modern yaşamın içerisinde bir taraftan Atari ile, bilgisayarla, televizyonla meşgul olacak, her tarafı efendim farklı düşünceleriyle, kendi duyularına dokunmayan düşünceleriyle meşgul olacak. Öbür taraftan da ben Allah'ı arıyorum. Hani nerede, somut olarak bana bir şeyler söyleyin diyecek. Kendi başına arayışlar çok defa hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü farklı farklı düşünceler ile Allah'ın aslında olmadığıyla ilgili ortaya atılmış olan bir takım felsefi, bir takım bazı bilgiler ile dolu ki çocuk onu da okuduğu zaman, bunu da okuduğu zaman mutlaka bir rehbere ihtiyaç duyuyor. Ama bu rehber genellikle anne babası olmuyor bu yaşlarda. Bir akran olması lazım. Bir akran eşleşmesi olması lazım. Yani inanmak, inandırmak demek değildir aslında. İnanan birisiyle birlikte olmak demektir. Bu dönem sorguların da yapıldığı bir dönemdir. O kadar çok korkmamak da lazım. Ama inanan ve zeki insanlarla çocuk eşleşmesi lazım. Onlarla tanışması lazım. Bu dönemde ebeveyn çocuğa yetemeyebilir. Akranıyla, öylesi sohbet yerleriyle, güzel insanlarla tanışırsa, onları sevdiği kadar Allah'ı sever. Onların güzel ahlakını gördüğü kadar, evet demek ki İnanmak insanın ahlakını temize, güzele doğru götürüyor der. Ancak bir taraftan inanan, öbür taraftan da ahlakı, davranışları anormal insanlar tanırsa çocuğunuz,
o zaman dinin insan ahlakını hiç değiştirmediğini, hatta daha da bozduğunu düşünerek inanmasını bir kenara bırakır. Hem inanan, hem de dürüst, hem de güzel, hem de zeki insanlarla çocuğunuz veya işte arkadaşınızın çocuğu birlikte olması lazım ki bu sıkıntılı dönemi atlatılabilsin. Zühtü Bey'in mesajı var. Selamun aleyküm hocam. Sağlığınıza duacıyız inşallah. Allah sizden razı olsun. Size soracağım sualim şu. Bildiğiniz gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu aile uygulaması var. Ben de bu konuda sosyal sorumluluk alarak bir çocuk almak ve yetiştirmek istiyorum. Ama iki kız çocuğum var. Büyük olan 10 yaşında, kızım buna karşı çıkıyor. Buna nasıl tepki vereceğimi ya da nasıl davranacağımı bilemedim. Onu razı etmeye çalıştım ama zorlanıyorum. Onu nasıl bu duruma alıştırabilirim ya da hiç bu işe kalkışmasam mı, karar veremedim. Size danışmak istedim. Bu durumdayken bir çocuk almam uygun mu? Zühtü Bey, yani çok takdir edilecek bir davranışın içerisindesiniz. Bir kimse size kimse olmaya niyetindesiniz. Bu öpülüp başa konulacak bir davranış. Allah göstermesin. Yarın siz de olmayabilir ve eşiniz de olmayabilir ve çocuklarınız da belki orada da kalabilir ve o sizin çocuklarınız da bir yerde bulunsa ve orada da birileri sahip çıksaydı, siz de belki de ahirette o çocuğunuza sahip çıkan kişilere oradan tebessümle bakacaktınız. Eğer güzel bir ortam hazırlayacak olurlarsa. Siz böylelikle aslında bir sosyal sorumluluk yerine getirmiyor, insan olmanın bir gereğini yerine getiriyorsunuz. Böylesi bir şeye karar verdiyseniz yerine getirin. Ancak kızınızın da kaygılarını bir anlamaya çalışın. Acaba ilgide mi eksiklik kalır? Acaba anlaşamazlar mı? Acaba anlaşırlar mı? Nasıl bir şey olur? Kızınıza da aslında kardeş olarak falan diye düşünmeyin. Evin içerisinde birlikte ilgileneceğimiz, birisini yetiştirmek için ona rehberlik yapacağımız bir ortam oluşturalım diyerek ve belki de böylesi sahipsiz kalmış kişileri biraz da göstererek, bak biz almazsak, biz evimize davet etmezsek, biz bakmazsak böylesi bir ortamda yaşayacaklar diyerek kızınızı ikna etmeye çalışmanız, ama her halükarda ikna olmadıysa da evin içerisine efendim sıkıntı, yeni bir sıkıntı oluşturmamanızı tavsiye ederim. Eğer gelen kişiyi kızınız incitecekse o zaman doğru bir davranış da olmaz. Hülya Hanım'ın mesajı var. Hülya Hanım şöyle yazmış. Hocam ben Amerika'dan Hülya. Artık yeni sohbetleri hiç kaçırmıyorum. Sizin eskilerinizi de dinlemeye başladım. Ve burada sizi herkese tavsiye ediyorum. Hocam size sorulacak çok sorum var. Ama bugün bir kayınvalidenin sıkıntısını aktaracağım. Gelin yeni doğan bebeği için kaygılı bir şey duymuş. Babaannesi bile olsa çocuğun altını eğer değiştirilirse masumiyeti bozulurmuş çocuğun. Hocam biz buralarda analarımızdan babalarımızdan uzak zor şartlar altında çocuk büyütüyoruz. Bu hanım gibi torunlarına düşkün, annenin kurallarına saygılı bir kayınvalide görmedim. Bu söylenilen de onu üzmüş. Kayınvalidesine bebeğinin altını değiştirtmek istemiyor. Acaba doğru mu yapıyor? Çocuğunu koruyayım derken yanlış bir şey mi içerisinde diye sormuş Hülya Hanım. Şimdi Hülya Hanım, çocuğun masumiyeti diye değil de aslında o mahremiyet hissi. Mahremiyet hissi. Çocuğun herkes altını açıp üstünü değiştirebiliyor ve çocuğu öylece istediği gibi, istediği şekle sokabiliyorsa, hem anne, hem baba, hem işte şu, hem konu, hem komşu, kişi sayısı ne kadar çoğalırsa aslında çocuğun benlik yapısı ve bir kişiye bağlanması o kadar zayıf olur. Ancak bu zorunlu durumlarda veya arada bir babaanne tarafından yapılmasında, anneanne tarafından yapılmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta daha ötesinde, eğer anne müsait değil şu anda, uygun değil ama çocuk altına kakasını yaptı, baba tarafından da çocuğun altını değiştirilmesinde hiçbir mahsur yoktur. Ama bu devamlı oluyorsa, yani anne bıraktı çocuğu, babaanne hep altını değiştiriyor. Anne hiç yapmıyor, baba hep altını değiştiriyor. Ya da kişi sayısı çoğalmaya başladı. Bazen anneanne, bazen babaanne, bazen anne, bazen de baba, bazen de dede. Çocuk bir o tarafa dönüyor, kalçasını kaldırıyor. Bir bu tarafa dönüyor, altını temizlettiriyor. Bir öbür tarafa dönüyorsa
O zaman çocuk ile anne arasında bağlanma vesilelerinden birisi engellenmiş olur ve çocuğun benlik yapılanmasında zafiyet oluşmuş olur. Dolayısıyla bu annenin öyle kaygılanacak bir durumu yok. Çocuğun altını babaanne de değiştirebilir, anneanne de değiştirebilir. Ancak demin söylediğim gibi arada bir olmak şartıyla çocuk eğer kendini biliyorsa anne hep kendisini rahatlatıyor. Onda o zaman arada bir birisinin olmasında yani anneannenin ya da babaannenin olmasında bir mahsur yok Hülya Hanım. Sultan Hanım'ın mesajı var. Merhaba hocam. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine birkaç haftadır dinliyorum programlarınızı. Allah razı olsun sizden. Kafamda dolaşan yanlış yaptığım birçok sorunun cevabını buluyorum. Hocam ben çalışan bir anneyim. Oğlum yaşına gireli 3 hafta oldu. Bazı sağlık problemlerinden dolayı oğlumu sütten ayırmak zorunda kaldım. Ve kokumu aldıkça daha çok istiyor diye yanına yatmıyorum. Babayı ortamıza alıyoruz. Oğlum zaten hırçındı, son zamanlarda iyice hırçınlaştı diye yazmış Sultan Hanım. Sultan Hanım birkaç haftadır radyo programlarıyla tanışmışsınız. Bence önce bir arşivi dinleseniz çok iyi olur. Ve varsa eğer bir Twitter'ınız, Twitter hesabınız, isterseniz Twitter'da paylaştığım mesajları da bir dinleseniz. Adem alt çizgi Gunes benim Twitter adresim. Orada da bu ve benzeri şeylerin notlarını paylaşıyorum ben. Ama şunu söyleyeyim. Çocuğunuzla olan etkileşimde çocuğunuzun ihtiyacını ne kadar erteler, ne kadar görmezden gelir ve ne kadar çocuğunuzu engellerseniz çocuk o kadar hırçın olur. Çocuğunuzun sütten kesildiği sırada çocuğunuzun en çok ihtiyacı olan şey anneye sarılmaktır. Annenin göğsüne temasıdır. Anneyi koklamasıdır. Siz kendinizi koklamasına izin vermez, dokunmanıza izin vermez, araya babayı yatırırsanız çocuğu çıldırtırsınız. Korkmayın, size bağımlı olacak diye korkmayın. Çocuk ihtiyaç gidermeye çalışıyor. Duygusal ihtiyacını çocuk anneden giderir bu yaşlarda. Dolayısıyla kendinizi esirgemeyin, aranıza babayı almayın, çocuğunuza doyasıya sarılarak yatın Sultan Hanım. Nedim Bey'in mesajı var. İyi günler Adem Bey. Benim 7 yaşında 1. sınıfta okuyan oğlumla ilgili önceki sene Kur'an'ı, geçen sene de kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendi. Öğretmeni kendisinden şikayetçi. Diyor ki, oğlunuz çok akıllı, çok zeki, kendine güveni aşırı derecede var, çok hırslı. Bu yönüyle geride olan çocuklara hiç fırsat vermiyor. Sınıfta herkes aynı seviyede değil. Normal zamanlarda kaybetmeyi de kabullenemiyor. Oyunda bile kaybetse ağlıyor. Oğluma ve öğretmenine ne dememi tavsiye edersiniz? Yardımcı olursanız sevinirim diye söylemiş Nedim Bey. Nedim Bey, negatif duygularla hırslandırılmış çocuk, yani başkalarını geçebilme, bu işi yapabilirsiniz, bu işi aferin iyi yapıyorsun gibi çocuk hırslandırarak başarı elde ettirilmişse, negatif duygularıyla hırslandırarak ve ödülle hırslandırarak ve bir kazanımla hırslandırarak çocuğu bir takım şeylerde başarı sağlattırılabilmişse ya da çocuk kendi gayretleriyle öğrenirken büyük büyük takdirler alınmış, başkalarıyla kıyas edilmişse, bak şu yaşta öğrendi, yani bu yaşta hiçbir çocuk öğrenemiyor Kur'an okumayı, yani bu yaşta bak kendi kendine öğrendi diye çocuğu eğer diğerlerinden önde olduğu imajı oluşturulmuşsa, çocuk o takdirde bu gerginlikle, yani başarabilme hırsıyla azıcık geriye düşse, o zaman hırçınlaşır, sinirlenir, ağlar, saçını yolar. Başaramamak onu çok gerer. Böylesi bir halde yapacağınız şey şu: gerginliği azaltın. Yani oğlum okusan da olur, okumasan da olur. Başarılı olsan da olur, olmasan da olur. Diyerek başarmanın, efendim çocuğunuzun yıpratıcı bir hedefi haline gelmiş olmasının itibarını düşürün. Başarılı olsa da insan güzel insan olabiliyor, başarısız olsa da. Bazen ben ikinci olmaktan çok daha mutlu oluyorum demenizde fayda var. Efendim, iki mesaj var önümde. Bunlardan bir tanesi Mustafa Bey'in. Mustafa Bey şöyle yazmış. Değerli hocam, emekli öğretmenim. Yaşadığım bazı olayları size örnek ve kaynak olur diye yazıyorum. Sınıf öğretmeniyle aynı bahçede teneffüste gezerken bir gün öğrencisi öğretmeninin yanına geldi. Gözlemlediğim şey şu oldu. Çocuk öğretmene şöyle söyledi. Öğretmenim, bana arkadaşım
küfür ediyor dedi. Sınıf öğretmeni de aşk ve şevkle dedi ki sen de ona söylen diye cevap verdi. Dondum kaldım. Yıllardır unutamıyorum hocam. Daha önce de şöylesi bir olayla karşılaşmıştım. Yine bir sınıf öğretmeni sabah okula gelirken yolda çizmeleri biraz çamur oluyordu. Ve öğretmen okulun bahçesine geldiğinde oradan akan bir su vardı. Çizmelerini o suya batırır ve öğrencileri de öğretmenin yanına koşar. Öğretmeninin çizmelerini elleriyle yıkardı. O günler bu çocukların 10 yıl sonrasını düşündükçe hafakanlar yaşardım. Sabah sohbetinizde kullanırsınız belki diye bunları sizinle paylaştım diye yazmış emekli öğretmen Mustafa Bey. İki mesaj var dedim. Bir de Hanife Hanım'ın mesajı var. Hocam oğlum 6 yaşında 1. sınıfa gidiyor. Öğretmenimizle sınıf geneli olarak problemimiz var. Çocuklara küfrediyor. Allah belanızı versin diyor. En önemlisi de çocuğun birini çok kalem açıyor diye çöp tenekesine atmış. Ancak senden çöp olur demiş. Böyle bir öğretmende okutmaya çocuğumuzu devam edelim mi diye yazmış Hanife Hanım. Bir başka mesajda ismini açıklamayan bir dinleyicimize ait. O da diyor ki değerli hocam ben de bir sınıf öğretmeniyim ama gördüğüm bir manzara benim içlerimi çok acıtıyor. Öğretmen arkadaşlardan sigara içenler var. Bunlar ders aralarında okulun arka tarafına yahut da bahçeye çıkıyorlar ve kendi öğrencileri, öğretmenlerini kenarda bir yerde öylece sigara içerken izliyorlar. Hatta gördüğüm bir şey var ki o çok daha içimi acıtıyor. Öğrenciler bahçede çöp alıyorlar, ağızlarına sokuyorlar. Aynı sigara içiyormuş gibi karşıda öğretmenlerini izlerken kendileri de aynı şekilde üfürüyorlar. Hocam bir öğretmenin öğrencisinin karşısında sigara içmesiyle ilgili olarak ne tavsiyeniz olur diye yazmış değerli bir öğretmen arkadaşımız da. Öğretmen öğretendir. Sigarayı nasıl içtiğini de öğretir. Nasıl küfür ettiğini de öğretir. Bir çocuğu çöpe atmayı da öğretir. Hiç aklıma gelmezdi. Sınıfın içerisindeki tüm çocuklar bir çocuğun nasıl aşağılandığını da öğretir. Ayaklarını suya sokup çocukları da etrafa bir hizmetçi gibi dizdirip botlarını, çizmelerini yıkamayı da öğretir. İyiyi de öğretir, kötüyü de öğretir. Burada işte asıl önemli olan şey öğretmenin vicdanı. Öğretmenin vicdanı. Her eğitim fakültesinden mezun olan kişi aynı vicdanla mezun olmuyor ki. Her öğretmen olan kişi de aynı şekliyle bir değerler sistemine sahip değil ki. Bir çocuğun önünde diz çöküp sen ayaktaki bir vaziyetinle önüne ayağını koyup çizmeni koyarak o çocuğa çizmeni yıkattırmak ya bırakın bir öğretmen davranışı normal bir insan davranışı da değildir. Bir çocuğu çöpe atmak neyse ve bunu da sınıf içerisinde bütün çocukların gözü önünde yapmak ve senden ancak çöp olur demek sana güle şaka. Ama bu çocuk için oldukça aşağılanmış bir şeydir. Yıllar sonra seni unutmayacak, o çöpe attığın halini unutmayacak. Yahut da bir öğretmenin kendi çocuklarının gördüğü bir yerde ağzına sigara alıp da karşısındaki çocukların da çöpleri ağzına alıp nasıl sigara içeceğini çocuklara öğretiyor olmak doğru bir öğretmen davranışı değil ki. Yahut da bir öğretmenin bana küfür etti diye kendisine gelen bir çocuğu o çocuğun problemini çözmek yerine git sen de ona küfür et lan diye çocuğa hitap etmesi doğru bir öğretmen davranışı değil ki. Yani söylenecek söz yok ama şunu söylemek lazım belki de veliler, ebeveynler çocuklarına sahip çıksınlar. Eğer böylesi durumlarla karşı karşıya kaldıklarında öğretmenle konuşsunlar belki de. Hocam sizi çok takdir ediyorum, sizi çok seviyorum, öğretmenlik mesleğini çok aziz tutuyorum. Ama geçen gün hani bahçede sigara içiyordunuz ya, çocuklar da hani gördüler ya, bilmiyorum acaba doğru mudur, yanlış mıdır diye tereddütte kaldım. Acaba çocukların en azından görmediği bir yerde içecekseniz bu sigaranızı içseniz demek gerekir belki. Ama belki de öğretmenseniz ya bırakın şu sigarayı. Çocuk sizin kokunuzdan dahi o sigaraya alışır. Öğretmenseniz ve çocuk yetiştirmeye gerçekten kararlıysanız
sigara içiyorsanız iyi bir şey yapıyor değilsiniz. Okuyacağım o kadar çok mesajlar vardı ki ama öylece kaldı. Ama yayınımız da burada sona erdi. Efendim, pazar günü saat 11'de canlı yayında sizlerle yeniden buluşmak istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. İşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.